Kastamonu'da dünyaya gelmişim. İlkokulu ve İmam Hatip Lisesi'ni Kastamonu'da tamamladım. Daha sonra Bursa İlahiyat Fakültesini kazanarak Bursa'ya geçmiş olduk. Uludağ Üniversitesi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, evet. Bu arada tabii Diyanet'te de İmam Hatip Lisesi'ni bitirmekle intisabımız başlamıştı imamlıkla. İlahiyat Fakültesini okurken aynı zamanda da bu şerefli mesleği icra etme fırsatı elde etmiştik. Dolayısıyla hem yüksek öğrenimimizi hem de vazifemizi ikisini bir arada Bursa'da yürütmek durumunda olduk. Daha Bursa'da İmam Hatip sonra olarak değil mi hocam? İmam Hatip Hangi olarak, evet. camideydiniz hocam ilk göreviniz? Bursa'da Namazgah Camisi'nde tarihi bir camidir. Ve buranın özelliği bir şehir fetholduğu zaman ilk defa cuma namazı kılınan mekanlara malum namazgah denir. Daha sonra o namazgahın hemen yanına bir cami inşa edilmiş. Orada ben imamet vazifesini devam ettirdim. Maşallah. Daha sonra askerlik vazifesi malum fakülteden sonra. Çünkü bir hedefimiz vardı. Bu Diyanet Camiası'nın göz bebeği olan Haseki Eğitim Merkezi'ne, evet orada eğitim almak. Dolayısıyla askerlik vazifesini yaptıktan sonra 1999-2002 yılları arasında Haseki Eğitim Merkezi'nde kursiyer olarak bulunduk. Mezuniyetimiz ardından Bingöl Karlova ilçesine müftü olarak tayin edildik. 2 yıl orada bu vazifeyi ifa ettikten sonra Kırıkkale Sulakyurt ilçesine tayin olduk. Orada 1 yıl yurt dışı vazifemiz oldu. Yurt dışı dönüşü Kırıkkale Yahşihan ilçesinde müftülük vazifesine devam etmiş olduk. 4 yılın ardından Ankara Müftü Yardımcılığı'na atandık ve orada 7 yıla yakın vazife yapmış olduk. Sonrasında da işte gönlümüzün başkenti, manevi başkent İstanbul'umuzun Zeytinburnu ilçesine müftü olarak tayin edildim. Elhamdülillah.